Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün örnek mendilimin üzerine güzel bir model hazırlayacağım. Hafif de ağırlığı olan bir model ama yapımında zor bir tarafı olmayan bir model olacak. Renklerimi bu şekilde ayarladım. Hiçbirinin numarası olmadığı için veremiyorum. Hemen modelimin yapımına geçeyim. Yeşil ipimi zürafama sabitledim. İpimi de öncesinde gerdiriyorum. Burada bir zürafa yaptım. Tekrardan geriye dönüyorum. Bu kısımda 2 adet çok küçük bir pırpır yapacağım. Sonrasında ilk pırpırıma geriye dönüp buranın içerisine de bir tane, yani bu pırpırın içerisinden geçip köşeye bir tane pırpır bırakıyorum. Tekrardan diğer zürafama geçip bir küçük zürafa yapıyorum. Oldukça küçük bu. Ve buradan bir artırma yapacağım tekrardan. Tekrardan ilk zürafama geriye döneceğim yine. Ve buraya da bir tane pırpırımı bırakıyorum. Gözeneklerim oldukça küçük. İğnem geçerken de zorlanıyor. Buradan da pırpırımı bıraktım. Bir sıra arttırma yaptım. Şimdi arttırma yapmıyorum. Tam tersine eksilteceğim. Bir tane zürafam var ve tekrardan bunun tepesine gelip buraya da bir tane pırpırımı bırakacağım. Şimdi burada bir ikinci zürafama iniyorum. İnerken de yine kontrollü bir şekilde iniyorum. Bu ara modelim biraz yine gidiş yönüme bakacak. Bu benim modelimin ara yolu. Tekrardan burada aynı işlemi başlayacağım. Ne yapmıştım? Bir zürafa yapıp geriye dönüyorum. İki tane küçük pırpır yapıyorum. Sonrasında ilk pırpırıma geri dönüyorum. Ve bu pırpırın içerisine de köşeye bir pırpır yapacağım. Tekrardan diğer pırpırıma geçiyorum. Minik bir zürafa yapıyorum. Ve yine burada bir tane arttırma yapacağım. Küçük bir arttırma yapıyorum. Tekrardan ilk gözeneğime dönüp hemen buraya da bir tane pırpırımı yapacağım.
Şimdi artırma işlemi yapmayıp tam tersine eksiltme yaparak bir zürafamı yaptım. Bunun da tepesine gelip bir pırpırımı bırakacağım. Pırpırımı da bıraktım. Gidiş yönümü hafif eğiyorum. Bir ikinci zürafaya iniyorum. Bunu da kontrollü bir şekilde iniyoruz. Dediğim gibi modelimin ara yolu olacak bu. Şimdi ben iki tane daha yapmayı düşünüyorum. Sonrasında modelimin ana kısmına geçeceğim. Evet, bu kısmı 4 adet yaptım. Şimdi dediğim gibi ana model için hazırlık yapacağım. Burada 6 adet zürafa yapayım. Ve 6 adet zürafamı yaptıktan sonra arada bir tane boş bırakarak diğerine geçiyorum. Burada göz kararı bir gözenek oluşturacağım. Hemen tekrar gözeneğimden içeri girip ipimi başa alıyorum. Bu kısmı da 5 adet sinek kanatlarıyla dolduracağım. Son bir tane daha yapıp 5'e tamamlayacağım. Evet. Hemen yine tekrardan bu kısımda 6 adet boş zürafa yaparak 7.den yine ara yol modelime başlayacağım. Ben buraları tamamlayıp yine buradaki model için buradayım. Evet, bu kısmı tamamlamış oldum. Şimdi ara modelimize geçelim. Hemen burada ipimi ilk sinek kanadımdan düğümlüyorum. Burada yine iki tane minik bir pırpır ile başlıyorum. Oldukça küçük pırpır bunlar. Pırpırımı yaptıktan sonra ilk pırpırıma geriye dönüyorum. Hemen bu pırpırın içerisine bir tane daha pırpır yapıyorum. Ve diğer pırpırıma geçiyorum burada.
küçük bir zürafa yapıyorum. Tekrardan bir artırma yapıyorum bu aynı gözeneğin içerisinden. Çok küçük boylar bunlar. Hemen geriye dönüyorum yine ilk zürafaya. Tekrar pırpırımı yapıyorum. Yine aynı işlemleri yapacağım. Bir diğer gözeneğe geçerken zürafamı yapıyorum. Ve yine aynı gözeneğin içerisinden bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar ilk gözeneğime geriye döndüm. Bu gözeneğe de kenardaki bir pırpırımı bırakayım. Yine ilk gözeneğime geriye dönüyorum. Kenardaki pırpırımı yapıyorum yine. Dördüncü pırpırım oldu. Tekrar arttırma yapıyorum. Beşinci pırpırımı yapıyorum. Burada beşinci pırpırımıza geldiğimizde artık şurada arttırma yapmayacağız. Bir tane minik zürafamı yapıp arttırma yapmadan zürafamın tepesine geliyorum. Pırpırı da bu tepeye bırakıyorum. Sıkı bir düğüm atıp burada mor ipimi kesiyorum. Bu kısmı bitirdikten sonra hafif böyle eğimli bir şekilde gidiyor. Çünkü arttırmalardan kaynaklı zaten bu şekilde de olmalı. Ama ben yine elimle bir miktar düzeltme yapacağım. Daha dik durmasını sağlayacağım. Sonrasında bir tane de krem rengimle yapayım. Yine ikinci zürafamdan, pardon, ikinci sinek kanadımdan krem ipimi düğümlüyorum. İlk olarak iki tane minik pırpırla başlıyoruz. Geriye döndüğüm ilk pırpırıma hemen kenarlardaki pırpır yapımına başlıyorum. Diğer pırpırıma geçerken bir zürafa yapıyorum. Minik zürafalar. Bir tane de aynı yerden arttırma yapıyorum. Geriye dönüyorum. Pırpırımı yapıyorum. Yine aynı
aynı gözenekten geçip bir tane daha arttırma yapıyorum. Bu modelin yapımını ben çok seviyorum. Hiç sıkılmadan da yaptığım bir model. Tekrar bir tane daha pırpırımı yapıyorum bu köşeye. Tekrar ilk gözeneğe döndüm geriye. Şimdi dördüncü pırpırımı yapıyorum. Gözeneklerim oldukça küçük. Gördüğünüz gibi iğnemi geçirirken bile biraz zorlanabiliyorum. Çünkü bu modeli yaparken bu gözenekleri küçük tutmaya gayret edelim. Daha güzel kalıp gibi ve bunları da yaptığımızda birbirine değmemesi için sık sık ufak bir şekilde tutmamız lazım. Beşinci pırpırımı yaptıktan sonra arttırma yapmıyorum demiştim. Buradaki arttırma işlemim bitti. Bir tane zürafa yapıp tekrar bu tepeye geri dönüp son pırpırı da buraya bırakıyorum. Kuvvetli bir düğüm atıp tekrardan ipimi kesiyorum. Yine aynı mor rengimde de olduğu gibi, bakın bu biraz daha dik. Burası biraz daha yarım ay şekline dönüyor. Ben burada elimle bir düzeltme yapacağım. Hafif, daha düz durmasını istiyorum. Çünkü yarım ay oldukça biraz daha birbirlerine karışabiliyorlar. Şimdi kalan kısımları da, şu son üçü de tamamlayıp şuralarda da ufak dokunuşlar yapmak istiyorum. Evet, ana modelimi tamamlamış oldum. Şimdi son olarak şuradaki kısımlara pırpır yapmak istiyorum. Yapmayabilirsiniz de, ben bir de yapıp görmek istiyorum. Krem ipimi aldım. Buradan hemen ipimi düğümlüyorum. Şöyle 2 adet pırpır yeterli olacak sanırım. Yine pırpırlarımızı aynı boylarda yapacağım. Pırpır yapıp kesiyorum. Bir tane daha yapayım. Krem ipimi düğümleyip 2 adet pırpır yapıyorum. Pırpırları bitirdikten sonra parmaklarımızla ipin tam tepesini toparlayalım. Bu arayla bile çok güzel, sade bir model olabilir. Şimdi kalan pırpırları da tamamlayıp son haliyle buradayım. Modeli tamamladım. Modelin son hali bu şekilde olacak. Şöyle hemen mendilin üzerinden de bir de görelim. Sizce nasıl oldu renklerin uyumu? Ve modelin son hali nasıl sizce? Ben modelin ana kısmından ziyade aradaki model çok hoşuma gitti. Bu modeli zaten çok seviyorum. Beşlisini de ilk defa yapmış oldum sizlerle. Dediğim gibi şu kısım hem yeni başlayanlar için hem de böyle sıralı ve kibar oyalar sevenler için yazma modeli olabilir. Bekleyeyim biraz.
arka yüzünden görünümü de böyle olacak. Benden ağır model isteyenler oluyor. Bu model güzel bir seçim olabilir eğer yapmadıysanız. Ben çok beğendim, severek yaptım ve keyif alarak yaptım. Tabii el oyalayan bir model, azıcık bir ağırlığı var. Şimdi böyle bir modele ne kadar fiyat verebilirim? Ben bu modeli yapıyor olsaydım yazma haricinde bu modeli 100 TL'den başlardım. Yine bir diğeri de hemen burada olacak zaten. Şu kısımlar özellikle çok fazla zaman alıyor. Bugün de kime selam gönderelim? Havva'nın iğnesi arkadaşıma sevgiler saygılar gönderiyorum. Sağ olsun, uzun zamandır da beni yalnız bırakmıyor. Güzel yorumları için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki yine güzel bir modelle inşallah yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.